Bizim de şimdi Ercan Habertire televizyon var değil mi bir de? Var. Yani bölgede yani Türkiye'de şöyle bir baktığınızda bu işi gerçekten hakkıyla yapan, gönlünü vermiş, fikrini ortaya koymuş ve emek vermiş diye baktığında ya Habertire bir marka benim için bölgede. Senin Yeni Haber bir marka, Nazilli Havadis. Yani her biri bir çabayla, ne çabası var burada? Bir siyasetçinin desteği yok, bir sermaye grubunun ortaya para koyup da bir sürü insan çalıştırıp orada bilgili bilgisiz şey yapmak yok. Sadece bu mesleğe gönül vermiş olmanın verdiği bir heyecan var. Yani parasıyla yapılır mı? Bir daha yapılmaz bu işler. Son bir cümle kurmak istiyorum. Ya bizde aslında sıkıntı ne biliyor musun? Bir medya sorunu olduğu zaman toplum direkt gazeteciler diye giriyor ya lafa. Evet. Şimdi ana akımda büyük sermaye grupları, yani büyük şirketlerin sahipleri gazeteci değil. Medya patronları var. O yüzden orada bir yani sermaye gruplarının yönlendirdiği bir medya olduğu için aslında gazeteciler gibi planlıyor. Biz şunu diyoruz en azından. Bu kadar dünya şekillendi. Artık dijital teknoloji, yeni medya teknolojileri var. Eğer sahadan gelen bizim gibi arkadaşlar orada medya patronluğu yaparsa, asıl sahayı bilip de gazeteciliği bilip de ilkeler için yaşayan insanlar olursa bence yayın politikası değişir diye tahmin ediyorum. Veysel Bey'in bahsettiği aslında yönetim sistemi ya da teori diyeyim burada destekleniyor. Şimdi burada hepimiz gazetecilik yapan, eğer medya patronuysak da gazetecilik yapan ve yapmakta olan medya patronlarıyız. Tabii aynı zamanda çalışanıyız. Yani bir gecenin üçünde telefon çaldığında şurada trafik kazası var dediğinde ben yatamam yani. Evet. Ben gitmem lazım. Ben imtiyaz sahibiyim işte, ben medya patronuyum diye bir olayım yok. Ben bazen bölüyorum. Arkadaşlar arardı beni. Yavuz Deha'nın muhabiri bu saatte Aydın Doğan'ı arıyor mu? Hürriyet'in muhabiri. Mesela. Diye ben şakalaşırdık öyle arkadaşlar. Hani bu sistem yerelde demek ki başarıyı getiriyor. Yani işte Habertire, işte Aydın Yeni Haber, işte Nazilli Havadis gibi markalar markalaşabildiyse, bu anlamda rüştünü ispat edebildiyse niye ulusal düzeyde olmasın? Ulusal düzeyde de işte hiç bu işle alakası olmayan, cebinde sermayesi olan adamın yönettiği değil de gerçekten bu işin çekirdeğinden yetişen, gerçekten faal bir şekilde habere giden insanlar yönetsin. Yani mesela bence Cem Uzan olur. Bu ülkede medya patronuydu. Yani. Çok kişi var. Sonra baktık adam siyasete girdi. Bizim hiçbirimizin öyle bir hedefi tabii, yok. Tabii, yani ben Ercan medya patronu da yarın bir gün TİRE Belediye Başkanlığı'na falan aday değil yani. Evet. Bunu biz biliyoruz. Veysel'in öyle bir hevesi yok. Yani insanlar yani siyaset yapmak isteyenler mutlaka bir medyaya sahip olmak gerektiğini düşünüyorlar. Avantaj mı? Suç avantaj. Suç ama yıllardan beri suç gerçek gazetecilerde. Bu alanı boş bıraktılar. Evet. Bence çok büyük sermayeler de gerekmiyordu aslında. Halkın desteğini aldığın zaman küçük sermayelerle de büyük medya kuruluşları doğabiliyor. Dünyada bunun örnekleri var. Sıkıntılı bir süreç. Yani, aynen. Ama o sıkıntıya katlanan ayakta bizim prensibimiz şu. Ben teşekkür ediyorum. Geçen hafta Skype'la bağlanmıştık. Burada stüdyoda olmak seni ayrı. Seni her zaman bekleriz. Stüdyoda olmak ayrı ana bir ana kadroya dahil zevk, ederim seni. Ayrı bir heyecan. TV'den gibi böyle büyük kanalda da söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki bölümlerde yine görüşeceğiz. Ayağına sağlık.